TV olarak değerli sanatçı Kadir Abla'nın atölyesine konuk olduk. Bizi aradığınız için teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tüm Art TV ailesini tebrik ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Kadir Bey, ilk sorumla başlıyorum. Erzurum'da doğdunuz. Ondan sonra Erzincan'a yerleştiniz ve daha sonrasında da İstanbul'a geldiniz. Bu evreler sanat hayatınıza ve kendi hayatınıza nasıl yansıdı? Ben Erzincan'a 6 aylıkken geldim. Yani orayla sadece üniversite bağım var. Onun dışında çok fazla hakim değilim ama ailem Erzurum kültürüyle yetiştirdiği için kültürüne hakimim haliyle. Ama Erzincan'dan daha çok bahsedebilirim. Çünkü çocukluğum her şeyim orada geçti. Bütün anılarım orada. Erzincan'da tabii haliyle. Şimdi Erzurum'da üniversiteyi okudum. Zaten Erzurum'un bende akademik anlamda gelişimimde faydası olduğunu söyleyebilirim. Erzincan'da da ilk sanatsal hamlelerim, ilk organizasyonlarım, ilk resimlerim, yani kendi özgün işlerimi ilk ürettiğim yer olarak Erzincan çok kıymetli benim için. Kadir Bey, İstanbul'un genellikle hep belli yerleri böyle yansıtılır eserlerde. Güzel yerleri, işte tarihi yerleri vesaire, ama sizde çok farklı bir İstanbul portresi görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni öncelikle benim üniversitedeki tez konumdu. Yani ben çirkinliğin göreceliği üzerine tez yazmıştım ve benim için çirkin kavramı yoktu. Yani göreceli bir kavram. Bu çirkin olarak görmeyince tabii doğayı, insanı, canlıya çirkinliği atfederek ona bakmadığınız zaman her şeye bakma gereksinimi doğar. Ve bazen o çirkinin içerisindeki estetiği de görme olanağı sağlar bu düşünce diye düşünüyorum ben. Ve bu düşüncem benim İstanbul'da önce bir teorik bir bilgiyken İstanbul'da aşikar oldu ve artık uygulama bir pratiğe dönüştü diyebilirim. Tamamen tesadüf aslında. Yani benim o ama şey var, hani bilinç altında bilişsel, felsefi bir birikim, işte orada bir dünyaya bakış açınız var. O bakış açınızın üzerinde tesadüfen gelişmiş bir yöntem aslında. Şöyle, İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda ben söylüyorum sürekli, çok korkmuştum sanat dünyasından. Çok korkmuştum çünkü biz Anadolu'dan geldik ve hani böyle çocukluktan beri bu şeyin camianın içinden biri değiliz. Yani dışarıdan gözlemleyerek kendimizi artıran, çoğaltan insanlarız. Bunu söylerken diğer Anadolu'dan gelen arkadaşlarımı kastediyorum hep beraber. İşte Taksim'deki ilk yerleşkemiz de o dönemde çok fazlaca ressam olduğu için duayen ağabeylerimiz falan komşumuzdu. Onlarla zaman zaman ilişkilerimiz gelişti. İşte Ekrem Kahraman başta olmak üzere, o yakın kapı komşumuzdu. Aydın Ayan hocamız. İşte Devrim Hoca bizi gençken, sanatta gençken hep destekleyen isimler oldu bunlar, bizi sağ olsunlar. TRT'nin Taksim Tepe başındaki TRT binasını biliyorsunuz orayı. Evet. Orada ben sık otururdum. O peyzaj, o görsel beni çok etkilerdi. Ben çayımı, kahvemi orada içerdim. Böyle çok yine o korktuğum anlarda artık bir yerden başlamam gerektiğini düşündüm. Ahmet Saray'ı anlatmak istiyorum. Tanışıyor musunuz bilmiyorum Ahmet Saray'ı. Yok, hayır. Evet, iyidir. Ben işte bizim emsal orta kuşak sanatçılardan güçlü bir isimdir Ahmet. Ahmet'in bir gün yaptığı bir hamle şey yaptı. Beni çok etkiledi. Yaptığı şey. Ben bir buçuk yıl kara kalem eskizler, işte eliş kağıtları üzerine silerek falan yaptığım bir takım çalışmalarım vardı. İşte eski gravürleri yağlı boyaya aktarıyorum. Bu arada boş durmuyorum ama özgün bir sanat eserini nasıl üretebileceğim konusundaki çıkmazım beni boğuyordu. Yani öyle bir şey yapmalıyım ki hani bugüne kadar yapılmamış, edilmemiş, denenmemiş minfaalde bir şey olsun diye düşünüyorum. Bunu çözümleyemiyorum çünkü çok fazla böyle mantık yürütüyorum, felsefe yapıyorum, psikoloji ilgim var, işte müziğe olan ilgim var, doğaya olan ilgim var falan, hepsini harmanlamaya çalışıyorum ama işte Ahmet bir gün atölyemde tuval karşımda, böyle kocaman bir tuval var, her gün gidiyorum, o beni izliyor, ben onu izliyorum tuvali falan. Sonra Ahmet yatırdı yere tuvali. Yeter lan, lanet olsun artık boya dedi, yani ne izliyorsun falan dedi. Boyaları falan sıktı. Bir de bizim şey var, yerleri süpürdüğümüz süpürge var. Süpürgeyle başladı tuvali şey yapmaya, boyamaya falan. Yani nedir yani, artık yap görelim Kadir, sen zaten ressamsın, neyin kaygısı? Gerçekten böyle bir kaygı vardı ve o gün o hamle benim şeyi attı üzerimden, o ölü toprağı. Yani ve endişeyi, onları yendiğimi düşünüyorum. O birinci hamle oldu. İkincisi,
İşte o tepe başında çay içerken ya işte ne yapmalıyım, neyi yapmalıyım, nasıl olmalı falan vesaire. Çünkü ben yaşadığım ortamdan, yaşadığım duygulardan beslenen birisiyim. İçinde bulunduğum hayattan, duygulardan beslenmeliyim. Benim için sanat böyle bir eylemdi. İşte bu düşüncelerle TRT'nin oradayım ben. Yani ve o görsel hep demek ki ya neden buradayım sorusundan başladım ben. Ve dedim ki eğer ben bir peyzaj sanatçısı olacaksam o peyzajı tuvale en iyi aktaran ben olmalı mıyım? Yoksa o peyzaj parçasını Kadir abla'ya mı dönüştürmeliyim diye bir düşünceyle yola çıktım aslında. Özünde bu vardı. Ben İstanbul içinden birisiyim. Burayı yaşıyorum. Yani her şeyiyle. İstanbulluya ait olan bir İstanbul. İçinden birisi olarak bir İstanbul. Yani oradan bir çok ileriki yıllarda bu mesela içinde bulunduğum yıllarda şunu söylüyorlar. Ya hocam biz senin resimleri de sanki pencereyi açıp izlediğimiz gibi izliyoruz. Ya bu çok keyifli bir duygu benim için. Zaten benim de amaçladığım oydu. Yani İstanbul'da yaşayan biri penceresini açar gibi resimlerimi açsın ve baksın. İçine girsin. Yani aidiyet hissi olursun. Tarihi yaramadan resmederek hayatımı idame ettirmek istemedim ben açıkçası. Bu gerçekleri gösterebilmeliydim. Bu anlamda belki de toplumcu gerçekçiliğin günümüzdeki uzantısı olarak kendimi konumlandırabilirim buraya. Kadir Bey, eserlerinize bazı renkler hakim. Turkuaz olsun, kahverengi olsun, soft renkler. Bunun nedeni ne? Şöyle işte dediğim gibi içinde bulunduğum medeniyetin, kültürün uzantısı olarak turkuaz var orada. Yani turkuaz bir biliyorsunuz Anadolu'nun rengi, Türk rengi olarak da bütün dünyada böyle biliniyor. Böyle biyolojik bir olay oluyor İstanbul'da. Ben adını şimdi unuttum. Deniz turkuaza dönüşüyor. Oluyor. 2 yılda, 3 yılda bir oluyor bu. Hı. Şimdi ben teknik ismini unuttum. Arıyorlar beni. Kadir bugün İstanbul sana benzemiş falan. Gibi şeyler oluyor. Bugün o turkuaz renk çıkınca. Şimdi oysa şunu söyleyeceğim ben. Ben aslında şeyi, boğazı, işte ne bileyim gökyüzünü falan zaten o renk görüyorum. Yani sisli hali, şimdi az önce nasıl tarihi yarımadayı tercih etmiyorsam, evet, çok böyle aydınlık, berrak bir gökyüzü ve berrak bir denizi de tercih etmiyorum konu alırken. Daha gerçek, daha böyle yılın daha fazla İstanbul'a benzediği renklerin olduğu günler ve saatler var. O günler İstanbul'un gerçeği, diğeri çok idealize edilmiş İstanbul. Evet. O yüzden turkuaz daha verimli geldi. Mavi tonlardansa turkuaz bu şeyi daha iyi anlattı bence. Bir sanatçı olarak ayrıca diğer sanatçılara da destek veriyorsunuz. Bir koleksiyonunuz mevcut. Aha. Aynı zamanda danışmanlık ve küratörlük de yapıyorsunuz. Aha. Biraz bu projelerden ve koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? Ben her yıl mesela TÜYAP'ta yanıma 3-4 tane genç sanatçı aldım. İyi olacağına inandım. Yani ileride sanat camiasında yer alacağını düşündüğüm isimleri aldım ve onların tanıtımına destek olmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Genç sanatçıları sadece proje kapsamında değerlendirmedim. Ben elimden geldiği kadar onların eserlerini de almaya çalıştım açıkçası. Çünkü ben küçük çapta bir koleksiyonerim. Böyle çok iddialı olmasa da. Ondan sonra ben aslında şeye de öyle başladım. Yani arkadaşlarımla birlikte yaşamak benim için. Resim toplamak. Yani onlarla ben şimdi gördüğünüz salonda da hemen sevdiğim sanatçılar ve zaten dost edindiğim sanatçılarla birlikteyim şu anda. Burada kahve içmek hoşuma gidiyor. Onlarla birlikte çok olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda Cadde 160'ında sanat danışmanlığını yapıyorsunuz, hı-hı, şu an. Cadde 160'la yollarınız nasıl kesişti? Şimdi Cadde 160'ta Fatih Bey zaten önemli bir koleksiyoner. İşte 2015 mi 2016 gibi biz tanıştık Fatih Bey'le. Benim resimlerimden almak istedi. Tamam dedik. Ondan sonra biz o resimlerle birlikte iyi bir dostluk başladı. Arkadaşlığımız devam etti. Biz onunla ya dedi abi dedi şey mi yapsak beraber senin eserleri ben finanse etmek istiyorum dedi. Aslında özü öyleydi. Yani ben uluslararası sergilerini finanse etmek istiyorum. Yani sana iyi bir sanatçısın ve sana destek olmak istiyorum dedi. Varımla yoğumla yanındayım. Nasıl istersen öyle yaparız bu durumu. Tamam dedim, hadi gel sen bana menajerlik yap Fatih dedim. Ondan sonra biz Fatih'le bir menajer sanatçı ilişkisi başladı bizde. Sonra Fatih, madem bu işi yapıyoruz dedim, benim de potansiyelim var. Yani çevrem çok iyi, koleksiyoner çevremiz var. İşte sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız bizi kırmazlar falan. Gel dedim bir galeri aç Fatih. Yani kötü bir şey, yani kapsamlı bir şey olacağını öngörüyorduk.
Ona göre de hazırlık yaptık. Tam bir yıl sürdü oranın hazırlıkları. Altyapısı işte nasıl olacağına falan ilişkin. Ben sanatçıları olarak devam etmeyi yeğlerdim ama abi sen destek olacaksın. Olunca tamam mı? Mecburen oranın danışmanlığı kaldı benim üzerime. Mutluyum da. Yani çok da güzel işler yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. 8. ayımız. Yani beklediğimizin bir tık üstündeyiz. Çok güzel. Yani beklentilerimizin bir tık üstündeyiz şu anda. Biz 5 yıl içerisinde gerçekten artık Türkiye'de diyelim ki isminden bahsedilen 10 galeriden biri olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yakın zamanda Kadir Abla'nın eserlerini sanatseverler olarak nerede görebileceğiz? 3 Kasım'da İAF Sanat Fuarı var. Orada olacağız. Tabii ki Cadde 160 Art Galeri olarak orada olacağız. 8 sanatçıyız. Kadir Bey, bugün bizi atölyenizde ağırladığınız ve bu çok güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Art TV ailesini tekrar çok tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hoş sefa geldiniz. Sağ olun.